sadece şeytanın ilhamını yayarlar dediniz. İslam'la ilgili İslam'ı yaymak için, tebliğ yapmak için hiçbir şey yapmazlar dediniz. En önemli alamet bu aslında. Evet, münafığa şeytan sürekli vahyeder. Onun vahyini yalnız ilim ehline teslim etmek lazım. Her satırı şeytanın vahyidir. Çok dikkatli incelenmesi lazım. Yani şeytanın ruhunu orada açık açık görebiliriz. Felsefesini, mantığını, nelere kinlendiğini, nelere haset ettiğini, Müslümanlara nerelerden saldırmak istediğini hepsini görürüz. Bu çok kıymetli bir bilgidir. Ama aklı zayıf olanların tabii çıkarabileceği bir hüküm olmaz bu. Yani onlar için ayrıdır. Ayrı bir şey yapmak lazım. Onları onun tefsirini sunmak lazım. Yani münafık çıkaramaz çünkü. İlimde rasi olanların çıkarabileceği bir şeydir. Yani şeytan vahyettiğinde çok karanlık dünyasını, o karanlık azgınlığını ifade eder. Ama o cümlelerin arasından onu çıkartmak ayrı bir ilimdir. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, devam edeceğiz.